Merhabalar, ben Ece Hoca. Bugün birlikte YDS Depar grubunun demo dersi için toplanmış bulunmaktayız. Hocam demo dersinde ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Önce YDS Depar grubunun nasıl bir grup olduğunu, hangi hocalarımız için uygun olan bir grup olduğu ile ilgili bilgilendirme vereceğim. Sonra ben daha önce hiç bağlaç görmedim. Ben hayatımda hiç bağlaç çalışmadım diyen bir öğrencinin bile bir derste nasıl zıtlık bağlaçlarını kavrayıp direkt zıtlıkları işaretleyebilecek noktaya gelebiliyor. Onu göstereceğim sizlere hocalarım. O yüzden kemerlerinizi bağlayın, sıkı durun. Öncelikli olarak YDS Depar grubumuz ne zaman başlıyor? Eğitimler, diğer eğitimlerle ilgili bilgilendirme almak isteyen hocalarım da sınavkamp.com yazmaları yeterlidir. Karşınıza şu şekilde bir site çıkacak. Bu sitede dediğimiz bahsi açılan grubumuz, yani YDS Depar grubumuz ve YDS Master grubumuz var. İkisi yan yana. Hocam aralarındaki fark ne? Aralarındaki fark şu. YDS Depar grubu daha önce hiçbir şekilde YDS sınavına girmemiş. Gramer konu anlatım üzerine çalışmamış. Herhangi bir eğitim almamış. Yani sıfır. Ben daha önce hiç YDS sınavına, YÖKDE sınavına hiçbir şekilde çalışmadım hocam. Ha, çat pat biraz İngilizce biliyorum. Yani bana ilkokulda anlattıkları kadarıyla ya da işte ortaokulda gösterdikleri kadarıyla ya da üniversite hazırlıkta gördüğüm kadarıyla biliyorum ama aradan çok uzun yıllar geçti, çok uzun zaman geçti diyen hocalarım için uygun olan bir gruptur. Biz Gözde hocamla birlikte gördüğünüz gibi şurada sarı civcivimiz. Gözde hocamla birlikte haftanın kaç günü bu grup üzerine yoğunlaşacağız ve bu grubun asıl amacı ne? Hocam her şeyden önce bu grup bir sıfır temel gruptur. İlk defa YDS'ye çalışacak olan, daha önce sınava girmemiş olan, girse dahi 30-35 yani öylesine bir girdim bir baktım nasıl bir sınavmış diyen hocalarım için uygun olan bir gruptur. Çünkü grupta baştan sona bir gramer konu anlatımı artı soru çözümü söz konusu. Master grubunda öyle bir durum söz konusu değil. Master gruplarında konu anlatımı yapılmaz. Sadece soru çözüm üzerinden gidilir. O yüzden gramer konu anlatımını öğrenmemiş, almamış bir öğrencinin master'da işi yoktur. Depar gruplarına gelmesi gerekir. Şimdi gördüğümüz gibi çarşamba, cuma, cumartesi günleri derslerimiz olacak. Yani haftanın 3 günü şeklinde yoğun bir grubuz. Ve derslerimizde çarşamba günü ben, çarşamba günü Gözde Hocam, cuma günleri ben gireceğim. Yani haftanın 2 günü Gözde Hocam'la, bir günü benle devam edeceğiz. Ama bu bir zamana kadar öyle olacak. Şubat'tan sonrasında da size ek pazar günleri kelime soru çözüm dersleri eklemeye başlayacağım. Yani gene haftanın 2 günü benle, 2 günü Gözde Hoca'yla devam edeceğimiz bir eğitim olacak. Haftanın 4 günü birlikte olacağız. Burada gene programda yazılı değil bu dediğim pazar günü ek dersimiz. Onu biz kendimiz gönlümüzden öğrenci ne kadar çok kelimeye, ne kadar çok çeviriye hakim olursa o kadar faydalı olur. Çünkü sınav 80 soru ve 80 sorunun 80'i de taktiksel çözülmüyor maalesef. Okuduğumu anlamam, kelime bilgimin gelişmesi gerekiyor. Bu noktada da size destek olaraktan pazar günleri bir ek ders koyacağım. Burada da çıkmış full kelime sorularının üzerinden soru çözüm yaparak çeviri çalışmalarımız olacak. Haftanın 4 günü birlikte olacağız yani. Sıfırdan başlayacağımız, 27-24 Ocak'ta Gözde Hoca ile başlayacağımız sıfırdan ne demek? Hocam cümle yapısından başlayacağız. İsim, fiil ayrımı yapacağız. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Cümlelerin çekimlerine bakacağız. Cümlede özne, yüklem, nesne, zaman ne şekilde konumlanıyor? Sıfırdan başlayacağımız bir grup olacak. Gramer konu anlatımları sonrasında her zaman soru çözümler olacak. Her konuyla alakalı ayrıyetten bir de soru çözüm üzerine yoğunlaşıyoruz. Yani mesela tens konu anlatımı bitti. Tensle alakalı bir 100 soru çözümü yapacağız. İşte pasif bitti, modal bitti. Tens pasif modalla alakalı 100'er tane soru çözümü yapacağız. İşte bağlaç konusuna geçtik. Bağlaç konusuyla alakalı 100 soru kesmez. Hiçbir zaman bağlaç önemli çünkü bir 200-300 soru çözümü yapacağız. İşte preposition konu anlatımı bitti. Prepositiondan sonra gene aynı şekilde önemli bir konu olduğu için gene bir 200 soru çözümü yapacağız. Sonrasında vel elini skill testler şeklinde devam edeceğiz. Skill testler dediğimiz yapılar da neler? Bu İngilizceden Türkçe, Türkçeden İngilizce çeviri soruları, 10 tane olan cümle tamamlama soruları, paragraf atma, paragraf tamamlama dediğimiz sorular, read statement soruları, diyalog soruları ve paragraf soruları. Bunların üzerine yoğunlaşacağımız bir grup olacağız. Atalım Aynur Hocam. Onun dışında bu gruba dahil olan hocalarımıza ayrıyetten de Hakkı Hocam'la birlikte 5 günlük son sınava, son kala yani 24 Mart'ta olacak olan sınava son kala 5 günlük bir pazartesiden cumaya kadar kampınız olacak. Burada da bütün gramer konularını, işte skill test soru çözümlerini baştan sona tekrar edeceğiniz 5 günlük peş peşe bir yoğun kamp oluyor. İçerikte dediğim gibi denemeler söz konusu. Bu denemeler gene birden 80'e kadar
soru çözüm videoları sistemimize eklenecek. Son aya doğru biz bir deneme programı yapacağız ve bu deneme programı ile devam edeceğiz. Haftanın her günü kelime sınavlarınız olacak. Haftanın her günü hem gramer hem çeviri hem de kelime üzerine bir ödevlendirme vereceğiz size. O bir sonraki haftanın dersine kadar ezberlemeniz gereken belli başlı YDS'de çıkmış önemli kelimeleri, özellikle bilmeniz gereken kelimeleri ezberleyeceğiz. Sonrasında her hafta da o kelimelerle alakalı online test üzerinden sınavlandırma olacak. Bu şekilde kendinize eksiklerinizi göreceksiniz sürekli tekrar ederek. Onun dışında da içerikte zaten ayrıyetten offline olan videolarımız söz konusu. Bu videolarda da hani baştan sona gramer konu anlatımı soru çözümü şeklinde devam eden videolardır. Onlarla da birlikte hani gramer konu anlatımını oradan izlememize gerek yok. Eğer hani ben baktım konu biraz zorlayacak, size öncesinde bir arkadaşlar, hocalarım önce bir onları bir izleyin. Ondan sonra gelin dersi daha çok çift iki şekilde gidelim diyerek size bir ödevlendirme planı içine de dahil edebiliyorum onları. Ve oradaki soru çözüm videolarına kendi yaptığımız yüzer, 200'er, 300'er yanı sıra oradaki soru çözüm videolarında ödevlendirme vererek izletiyorum. Yani bir konuyla alakalı. Nereden baksak bir 300-400 soru çözüm videosu görmüş oluyoruz. Sonrasında zaten o sorularla, o konuyla alakalı inşallah bir hatamız kalmıyor. Onun dışında şöyle bir durum daha var. Metin çeviri bizim için çok önemli. Yani YDS sınavına, YÖKçe sınavına fark etmez. Dil sınavına giren bir öğrencinin okuduğunu anlayabilmesi çok önemli. İlk günden itibaren size tens konu anlatımını, cümlenin çekimini gösterdikten sonra sistemimize 100 saatlik bir çeviri videosu yüklüyoruz. Hani bu benim her güne bir çeviri YouTube'da videolarım var ya, onun gibi 100 adet farklı Gözde hocamızın çevirdiği farklı 100 metin çevirisi söz konusu. Onlarla da size bir ödevlendirme veriyoruz. Yani offline içerik de çok dolu dolu. Online'ın yanı sıra offline içerik bile çok dolu dolu. Ve bunlar sınava kadar zaten sistemimizde açık bir şekilde devam ediyor. 7/24 ne zaman isterseniz ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında 7/24 bizlere ulaşabileceğiniz bir Telegram grubumuz mevcut oluyor. Bu Telegram grubunuzdan aklınızdan takılan sorular olduğunda gerek ben, gerek Gözde Hocam, gerek Hakkı Hocam o gruptan sizlere sorduğunuz sorular hangi kaynaktan olursa olsun hiçbir şekilde kaynak ayrımı yapmadan hangi soruyu çözüyorsanız, hangi soruyu yapamadıysanız onların soru çözümlerini ses kaydı olarak da 7/24 atabiliyoruz hocalarım. Bu şekilde bir grubumuz var dediğim gibi. Bu grup sadece sıfır temel, yani daha önce sınava girmemiş, gramer konu anlatımı almamış, gramer bilgisine hakim olmayan öğrencilerimiz için geçerlidir. Ha, grubun amaç puanı nedir? Benim YDS'den 55-60-65'i geçmem gerekiyor. Ben çok zorlarım kendimi. Sizin dediğinizin üzerine koyarım hocam. 70'i de geçebilirim diyenler de, hedefini 70 tutanlar da geç kalmış sayılmazlar. Şu andan itibaren eğer gruba girip zaten hani önümüzdeki 24 Ocak'tan itibaren hani bu hedefle 70'in üzerine geçeceğim hedefiyle zaten çalışırsanız içerikteki offline videoları izlemeniz de sizin için aslında yeterli olacaktır. Bir de biz bunun yanı sıra birlikte haftanın 4 günü birlikte olacağız ve bu 4 gün dolu dolu bir şekilde hem gramer konu anlatımları hem soru çözümleri hem kelime hem paragraf soru çözümleri şeklinde devam edeceğimiz bir yapının içerisinde olacağınız için puan almamak aslında çalışamadım ben, kelime ezberleyemedim ben, işte yeteri kadar ödevlendirmeyi yerine getiremedim ben diyen hocalarım için geçerli olacaktır. Onun dışında başarı kaçınılmaz oluyor hocalarım. Çünkü sınava şu şekilde hazırlanıyoruz. Gereksiz bir şekilde, gereksiz olan anlam hani kelime olarak olsun, işte soru çözüm olarak olsun, gereksiz bize zaman kaybettirecek, sınavda karşımıza çıkmayacak olan hiçbir yapının üzerine yoğunlaşmadan devam edeceğiz. Bu şekilde bir grubumuz söz konusu. Onun dışında dediğim gibi en son Hakkı Hoca ile birlikte bir kamp oluyor. Normalde bunlar son dönemlerde, şu anda mesela YÖK Dil Kampı ayrı bir satışta. Ama işte ilerleyen dönemde YDS kamp da yine ayrı satışta olacak. Bunları siz zaten sizin eğitiminize dahil, içeriye dahil ediyoruz. Sizin ayrıyetten bir kamp almanıza dahi gerek kalmıyor zaten. Ki içerikte olan hocalarımız sakın ola ki sınav kampının sitesinden yani ayrıyetten Hakkı Hoca'nın kamplarını almasınlar. Çünkü zaten kamp bizim eğitimimizin içerisine dahildir. Bu şekilde bir eğitim programı söz konusu. Önümüzdeki pazara kadar bir kampanya fiyatı söz konusu. Bu fiyatlar sürekli değişkenlik gösterir gün geçtikçe indirimli fiyatı üzerinden. Eğer düşünüyorsanız geç kalmayın. Önümüzdeki pazardan itibaren fiyatlandırma değişecektir çünkü. Bu şekilde hani
postlar atıyorlar Instagram'a sınav kampından bizim hesaplarımızdan. O postlarda belli bir tarih veriliyor. O tarihe kadar geçerli olan ücretlendirme üzerinden alım yapıyorlar hocalarım. O yüzden o tarihleri mümkün mertebe geçirmeyin. Daha fazla fiyat boş boşuna, daha fazla ücretlendirme ödemeyelim. Bu şekilde bir eğitimimiz, dediğim gibi sıfır temel bir öğrencinin kesinlikle artık bu saatten sonra ya zaten şurada sınava kaç ay kalmış ben ne yapabilirim ki demeden kesinlikle ya ben bunu başarabilirim, tamam güzel bir eğitimmiş, güzel dolu dolu giden bir eğitim, başarabilirim ben bunu diyerek bir an önce kollarını sıvaması gereken bir dönemin içerisindeyiz şu anda. Çünkü bundan 2 hafta sonra ya da bundan 3 hafta sonra ya da işte ocağın Şubat'ın başında, Şubat'ın ortalarında işte karar verirsin ya da çalışmıyor ama dersin ki ya burada bir ayım kaldı ben ne yapacağım ki diye elin ayağın birbirine girer, telaşlanmaya başlarsın. Telaşlanmazsan aslında başarırsın ama telaş bize hep başarısızlık getiriyor. Planlı bir şekilde, programlı bir şekilde neleri bilmeniz gerektiğini üzerine yoğunlaşarak çalışırsanız eğer emin olun önümüzdeki Mart YDS sınavından hedef puanlarınıza çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu da en azından sizin için Mart sınavı sizin için bir temel olur. Yani hedef puanım benim 55, 60, 65. 65'i aldım diyelim. Bu benim için bir temel oldu. Tamam, başvuracağım kadronun puanını aldım. Kenara koydum. Ama ben bunu geldiysem ben neden bunu 80 üstüne çıkarmayayım? Ben neden bunu 90 üzerine çıkarmayayım diye zaten içinizde bir alev yanmaya başlayacak. Önümüzdeki bir sonraki YDS'de de master gruplarıyla zaten devam edip o 70'lerin, 80'lerin, 85'lerin üzerlerine çıkmaya çalışıyoruz. O yüzden mümkün mertebe zamanı kaybetmeden bir an önce bu denizin içine atlayıp yüzmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir eğitim dediğimiz gibi haftanın 3 gün eğitim olacak. 2 günü Gözde Hocam'da, bir günü bende şekilde. Derslerimiz 19:30-22:40 arasında oluyor. Sizin mesai saatlerinizi de göz önünde bulundurarak. Ve bütün dersler bir sonraki gün sisteminize, eğer o günün dersini mesela çarşamba günün dersini kaçırdınız. Mümkün mertebe defer gruplarına ders kaçırmamayı tavsiye ediyorum. Çünkü yoğun bir grup oluyorsunuz. Haftanın 3 günü eğitim alacağınız için. Hatta 4 günü diyelim pazar günü eğitimiyle birlikte. Yoğun bir grup olacağınız için 2 gün eğitime geriden kalsanız ya da 2 gün izleyemezseniz o 2 gün size sonrasında 8 saat bir video izlemeyle geri dönecek. O yüzden bu da sen o 8 saat izlerken tekrardan ben ders yapacağım mesela. Gene bir 4 saat eklenecek. Yani mümkün mertebe senkron bir şekilde gitmemiz gereken ve senkron bir şekilde başlamamız gereken. Mesela dersler başladı, sen bir hafta sonra kayıt oldun. Ben o bir haftada zaten toplam 24 saat ders yaptım. Şimdi o 24 saat dersten toparlamaya çalışırken ben bir hafta daha devam edeğim. Senkron gidersek eğer telaşlanmazsınız. O yüzden ders saati, ders günü, başladığı gün tamam ya ben bu eğitime katılırım ama işte bir dur bakayım hele karar vereyim, vermeyeyim noktasındasın. Bir an önce kaydını oluştur ve bizim 24 Ocak'ta derse başladığımız gün derste olacağım. Çünkü eğer 2 ders, 3 ders kadar geriden gelirsen çok telaşa kapılırsın ve yükleme olur. Bu da sana başarısızlık olarak geri döner. Yani aslında telaş yapmasan, planlı ilerlesen sıkıntı olmaz ama hani insanız sonuçta, bazı vesveselerimiz ya da aksiyetelerimiz tutabiliyor. Bu noktada da kendimizi kontrol edemeyebiliyoruz. Telaşlanabiliyoruz. Ruz ki telaşlandığımız andan itibaren aslında algılarımız kapanıyor. 1 saatte öğreneceğimiz bir şey 3 saatte, 4 saatte öğrenebiliyoruz. O yüzden mümkün mertebe kendinizi telaşa sokmadan, çok fazla gerginlik yaratmadan senkron bir şekilde gideceğimiz bir grup olsun. Dersleri mümkün mertebe kaçırmayalım içerideki hocalarım. Yani 19:30-22:40 arasındaki derse katılım sağlayalım. O gün çok işim çıktı hocam katılamadım diyorsak da bir sonraki gün kesinlikle o günün dersin videosunu izleyelim. Çünkü yoğun bir grup olarak devam edeceğiz. Bir hafta geriden gelmek bizim için çok büyük sıkıntıya sebep olabilir. Bu şekilde bir grubumuz söz konusu. İnşallah 24 Ocak'ta başlıyoruz. Ve geri kalan noktada da hani Mart'ın sonuna kadar YDS sınavına kadar 7-24 aslında birlikte olacağımız gruplar olacak bunlar. Gerek işte kendi gruplarımızdaki derslerle, gerek işte YouTube'daki derslerle, gerek size ek olarak yapacağım pazar günkü derslerle 7-24 hep birlikte olacağız. Haftanın 2 günü ben de, 2 günü de Gözde Hocam da olacak. Bu şekilde bir eğitim söz konusu. Şimdi gelelim şu bağlaçlara.
Hocam ben hiçbir şey bilmiyorum. Şu anda bağlacın ne demek olduğunu bile, yani bağlaç İngilizce'de ne olarak geliyor onu bile bilmiyorum diyenler için. Şimdi bağlaç dediğimiz konu aslında YDS ve YÖKİS sınavının temeli. Bağlacı bilmezsek çok soru patlar gider ama bir bilirsek eğer, bağlacın nasıl çalışılması gerektiğini bilirsek eğer, gördüğümüzde cümlede "Aa, burada bir zıtlık olabilir" diyerek hareket edersek eğer, çok rahatlıkla işaretleyip geçebileceğimiz, çok rahatlıkla doğru cevaba yönlenebileceğimiz bir gruptur bağlaç grubu ve bunların en önemlisi sponsorluğunda girdiğimiz nelerdir? Zıtlık bağlaçları. Şimdi daha önceden ben hiç konu anlatım videosu izlemedim. Ben daha önce zıtlık bağlaçları diyeyim. Ben daha önce hiç YDS odaklı bağlaç çalışmadım diyenler için YouTube'da yayınlanacak, merak etmeyin. Şimdi zıtlık bağlaçlarını vereceğim size, şıklarla karşımıza çıkan. Bu zıtlık bağlaçlarını gördüğümüzde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ya da cümlede hangi kelimeleri görürsek zıtlık bağlacı, hangi yapıları görürsek zıtlık bağlacına gidebiliriz, bunları göstereceğim. Yani bir 40 dakikada bile neler öğrenip ben 1,25 puana heybemi koyabilirim, onu görmenizi istiyorum. Korkulacak bir şey yok. Yeter ki nasıl çalışmam gerektiğini bileyim, neyi bilmem gerektiğini bileyim. Şimdi zıtlık bağlaçlarından öncelikli olarak karşımıza çıkan ama fakat zıtlıklarımız vardı. Neydi bu ama fakat zıtlıklar? Türkçe'de de kullanıyoruz biz bunu. But, ama, fakat anlamında. However, ama fakat zıtlık olarak çok karşıma çıkar. Nonetheless, neverless, özellikle son dönemlerde clause test dahil gramerin içerisinde de daha çok kullandığı. Çünkü but'ı, however'ı biliyorsun ama nonetheless, neverless'ı bilmiyorsun diyor ya da unutuyorsun diyor. Dur ben senin unuttuğun yerden yürüyeyim diyor ÖSYM. O 1,25 vermek kolay mı? 68-75'te kalıyor öğrenci. Bir doğru yapsa 70 puan olacak, istediği kadroya başvurabilecek. Bir soruyu vermek ister mi o ÖSYM? İstemez. O yüzden nereden kaçırıyor? Bizden onlara bakıyoruz. Şimdi nonetheless, neverless, ama fakat ancak, but, however, yet yapıları, ama fakat ancak, stil yapısı, ama fakat ancak olarak karşıma çıkan bağlaçlardan. Onun dışında bir de rağmenlerim var. Şimdi rağmen diye de çevirebilirim bunu, bu yazdıklarımı. Se de sada diye de çevirebilirim. Yapsan da etsen de. De tada diye de çevirebilirim. Nedir bunlar? Bunlar although bağlaçlarım. Although, even though, ki bir bağlacın içerisinde even vurgusu varsa o bağlaç zıtlık bağlamında kullanılır. Onun dışında much as, unutulmuş ama önemli olan bir rağmen bağlacı. Bir de though yapımız var. Although, even though, much as, though, despite, in spite of, ya da notwithstanding. Despite, in spite of, notwithstanding bağlaçları. Şöyle bir yazalım. Şimdi notwithstanding bağlacı Nuh-i Nebi'den kalma dediğimiz, hani antika dediğimiz bir bağlaçtır. Ama bu ÖSYM'nin ne yaptığı belli olmaz. Gene şıklarda karşıma çıkarabilir. O yüzden bu bağlacı da bilmem gerekiyor mu? Gerekiyor. İnezmaçez'den dolayı demekti hocam. Bunlar sedetada rağmenler. Yalnız bir de iken zıtlıklarım var. İken zıtlık olarak da çevrilir. Bir İngilizceden Türkçe, Türkçe İngilizce de sede sada olarak da çevirttiği için buraya rağmen değil ama bak önceliğin sede sada olsun. Sede sada olarak da çevirttiği için while ve whereas'i de yazıyorum. While, whereas, iken zıtlıklar. Şimdi bunların hepsi zıttı. Başka zıtlık ne getirebilir hocam karşıma? Aksine zıtlıkları. Aksine zıttına diye kullandığım zıtlıklar. Nedir onlar? Unlike, aksine. X'in aksine diye. Zaten like, benzemek gibi gözükmek demek. Unlike, benzemeyen. Bir şeyin zıttı. Unlike, as opposed to, contrary to, aksine zıttına, in contrast to, in contrast to, by contrast, aksine zıttına, aksine zıttına diye kullandığım önemli bağlaç yapılarından. Başka ne zıtlık gelir hocam? Regardless of, irrespective of gelir. Bakmaksızın, dikkate almaksızın zıtlığı. Bakmaksızın, dikkate almaksızın. Yani buna göz önünde bulundurmaksızın. Dikkate almaksızın. Şimdi tehlikesine bakmaksızın, tehlikeli oluşuna bakmaksızın eve girdi.
Şimdi eve girmesi tehlikeli oluşu bir tezatlık yaratıyor gibi düşünebiliriz. Regardless of, bunlar da zıtlıklarım. Regardless of ve irrespective of. Bakmaksızın, dikkate almaksızın zıttım. Şimdi şıklarda eğer bazı noktalarım olacak. Eğer ki şıkta regardless of, irrespective of'tan despite, in spite of ya da notwithstanding yapısını bir arada görüyorsan bunlar birbirlerini elerler. Çünkü aynı bağlamı kullanabilirsin. Çok gelişmesine bakmaksızın fakir insanların sayısı artıyor. Ya da işte sağlık ya da tıbbi uygulamaların gelişmesine rağmen tıbbi uygulamaların gelişmesine bakmaksızın insanların ölüm oranı artıyor. Burada bir tezatlık var. Bakmaksızın da olur, despite, in spite of, rağmen de olur. O yüzden bunlar şıkta birbirlerini eleyen yapılardır. Onun dışında doğu yapısını gördüğümüzde, doğu yapısını sede rağmen olarak da çevirebiliyorum. Ama doğu bağlacı cümlenin ortasında, çeviri sorularında, cümle ortasında ama fakat ancak zıtlığı olarak da gelebilir mi? Çeviride gelebilir. O zaman boşluk ortada, şıkta yet ve doğuyu gördüm. Bunlar birbirlerini eleyebilir mi? Eleyebilir. Mantık buradan geliyor. Başka zıtlık olarak karşıma neler çıkarabiliyor? Başka zıtlık olarak rather than, instead of, in place of. Bunları buraya alıyorum. Neden? Şimdi rather than, instead of, şöyle yazayım. Instead of, in place of. Şimdi rather'dan çeviride den ziyade instead of, in place of çeviride yerine, ki place mekan yer demek, yerine. Peki bunların kullanımı ne? Bunların kullanımı şu: X'ten ziyade Y, X'in yerine Y bir alternatif arıyoruz. Asıl kullanım bunlar da alternatiftir. Alternatif yapı ararız. Mesela kahve yerine çay ya da işte iyi yer, soğuk yerine sıcak. Aslında baktığında soğuk sıcak bir zıtlıktır. İyi ya da kötü, iyi yerine kötü davranıyorsun. Bu da bir zıtlıktır. Bunlar aynı zamanda aksine zıtlıkları gibi de kullanılabilir mi? Kullanılabilirler ki Euclid sınavında bu şekilde geldi. Oraya unlike çok güzel olurdu ama şıklara baktık, unlike yok. Onun yerine ne kullan dedi bize? Instead of kullan dedi. O yüzden bunlar aksine zıtlıkları yerine de kullanılabilir. Aksine zıtlıkları yerine kullanılabilir. Bu da bir cepte mi olsun? Bu da bir cepte. Başka zıtlıklar yapılar zıtlık olarak karşımıza çıkabilir. Başka apart from, aside from ya da other'dan yapılarına dikkat. Şimdi apart from, aside from ya da other'dan yapısı. Şimdi bunlar den başka diye kullanılır. Zıtlık kategorisinin içerisine koydum ama iki yönlü düşüneceğiz. Bunlar hem ekleme paralel yapı, paralel yapı olarak karşıma çıkar. Hani Ankara'dan başka İstanbul'da yaşadım gibi, ya da zıtlık olarak da karşıma çıkabilir mi? Zıtlık olarak da karşımıza çıkabilir. İyiden başka kötü huyları var onun. İşte iyiden, güzelden başka çirkin huyları var onun. Şeklinde bir zıtlık yapısı da karşıma çıkarabiliyor. O yüzden hem zıtlık hem ekleme paralel yapı olarak kullanabiliyorum. Şimdi zıtlıkları gördük. Tamam. Bunlar benim en çok kullandığım zıtlık yapıları. Anlamlarını ve çevirilerini bilmem gerekiyor. Çeviri sorusunda özellikle. Şurada while ile ilgili bir ayrıntı bilgi vermem gerekiyorsa eğer, while iken hem zıtlıktır hem de iken zaman bağlacıdır. Hani ben konuşurken dinliyorsun diyorsam burada aynı andalık, aynı zamandalık zaman bağlacıdır. Ama şöyle diyorsam bazı insanlar sigara içerken diğerleri sağlıklı beslenir diyorsam burada da ne yapıyorsun aslında? Bir zıtlık yapıyorsun. O yüzden while hem iken zıtlık hem de iken zaman bağlacı olarak kullanılabiliyor. Tamam, bunlar bağlaçları. Peki ben bağlacı ne şekilde kullanıyorum? Whereas, halbuki olarak geçebilir. Şimdi şöyle hocalarım. Mesela Turing'i açıp baksanız burada yazdıklarımı
çok farklı anlamlarda da çıkarabilir. Ya da işte bir sözlüğü açıp baksanız olduğunun farklı anlamlarını, batın işte ne bileyim none's never'dasın farklı anlamlarını çıkarabilir. Ama verdiğim çeviriler ÖSYM'nin öncelik verdiği çevirilerdir. Whereas while, iken ya da sede sada diye çeviriyor. İşte although, even though, much as though yapılarını öncelikli olarak rağmen ya da sede sada diye çeviriyor. Yani verdiğim çeviriler ÖSYM'nin kullandığı çevirilerdir. Yoksa bir bağlacı işte whereas, halbuki, halbuki derken ama fakat anlamı katabilirsin ya da iken zıtlık yapabilirsin. Hepsi birbirlerinin yerine geçiyor. Sadece çevirileri farklılaşıyor ama verdiğim çeviriler tamamen ÖSYM'nin İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce çeviri sorularını kullandığı yapılar olduğu için bu şekilde ezberlerseniz İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce çeviri sorularında da sıkıntı yaşamazsınız. Onun dışında zıtlık ne şekilde gelir? Zıtlık ne şekilde oluyor? İşte kilit noktamız bu. Biz zıtlığı her zaman artılık eksilik olarak gördük. Sadece bir artılık eksilik olarak gördük. Hayır, bu eksik olur. İyi bir şey olurken kötü bir şey olması bu artılık eksiliktir. Artılık eksilik derken fiiller arasında zıtlık, sıfatlar arasında zıtlık, işte ne bileyim anlamsal olarak zarflar arasında zıtlıklar arayabiliriz. Bunların arasında zıt kavramlar arayabiliriz. Bir yerde feel increase, fiilim increaseken diğer yerde fiilim decrease olabilir. Bir yerde help yardım ederken diğer yerde tehdit edebilir gibi. Yani artılık eksilik artış azalışlar sıfat olarak bir yerde iyiyken bir yerde ne olabilir? Tehlikeli, riskli olabilir. İşte ne bileyim danger diyebilir, tehlike diyebilir gibi. Ya da zarflar olarak baktığında zarf ne demek? Mesela önemli ölçüde fayda sağladı diyorsun. Bir tarafta significant var, bir tarafta severely yapısı var. Kötü bir şekilde. Burada kötü bir şekilde impact etkiledi diyorsun. Burada mesela iyi bir şekilde olumlu bir eşi benzeri görülmemiş bir şekilde veriyorsun mesela artı bir zarf veriyorsun. Bunların arasında artı ve eksili bir bağlam var diyebilirim. Ama sadece zıtlık bu mudur? Zıtlık sadece bu değildir. Zıtlık başka nedir? Eğer ki ikinci cümlede bir also yapısı görüyorsan ki bayılır ÖSYM. Birazdan size çıkmış EYDS soruları çözeceğim. Ki EYDS, YDS'nin babası işte YDS'den çok çok zor. Korkunç zor bir sınav gibi düşündüğümüz için aslında EYDS sorularını çektim. Ne kadar aslında aynı olduklarını, ne kadar kolay çözülebileceğinizi görmeniz için yapıyorum. Yeter ki neye bakman gerektiğini bil. Şimdi also'yu gördün cümlede. Also ya da ezber yapısını gördüğün cümlede. Şimdi also zıtlığı diyoruz biz buna. Also da ezberde beda diye bir anlam katar. Aslında biz beda'yı ekleme olarak kullanıyoruz. Ama şunu da unutmayın. Beda'yı ben bağlaçta zıtlık olarak da kullanıyorum. Nasıl? Ben Android telefon kullanmayı çok sevmeme rağmen iPhone'u da kullanabilirim. iPhone'da alabilirim. Şimdi burada ne yapıyorum ben aslında? Android, iPhone zıtlığı yapıyorum bir yerde. O yüzden buraya hem zıtlık bağlacı kullanabilirsin. Also'yu cümlede gördün. Ya gideceğin zıtlıktır ya da gideceğin ekleme paralel yapı bağlaçlarıdır. Peki ekleme paralel yapı bağlaçları neler? Burada soru çelme takmasın diye bunları da bilmem lazım. Ekleme paralel yapılar in addition, as well as, yanı sıra ek olarak, besides, yanı sıra ek olarak. Onun dışında along with, together with, along with, together with, yanı sıra ek olarak. Ekleme yaptığım bağlaçlar ya da moreover, dahası, furthermore, dahası diye kullandığım bağlaçlar. Şunlar dahası diye çevrilir. Şunlar yanı sıra ek olarak diye çevrilir. Yani ya bunu işaretleyeceğim, bunlardan birini işaretleyeceğim ya da zıtlık bağlaçlarını işaretleyeceğim. Bu yazdıklarım ekleme, paralel yapı bağlaç. Yanı sıra ek olarak. Çünkü cümlede ikinci cümlede also yapısını görürsek ya da ezber yapısını görürsek ya zıtlığa git diyor bana ya da ekleme paralel yapı bağlaçlarına git diyor. Ya zıtlıkları işaretleyeceğim şunlardan birini ya da buradaki eklemelerden birini işaretleyeceğim. Bu cepte mi cepte? Üçüncü olarak diyor ki bana bir cümlede eğer ki bir zamansal vurgu görüyorsan, şimdi zamansal bir vurgu varsa zamansal vurgu neler olabilir? İşte bir tarafta der ki date back, trace back, go back fiillerini kullanır.
Dateback, traceback. Biz bunları zaten present tense'leri anlatırken bunların üzerine yoğunlaşacağımız için bunların çoğuna hakim olacaksınız. Çeviri videolarında zaten bağlaçlara hakim olacaksınız. Daha bağlaç konusunu anlatmadan önce. Dateback, traceback ve go back fiilleri. Bunlar ne demek? Nokta nokta tarihine dayanmak demek. Date back to bir şeye dayanır. Bir tarihe dayanır diyecek. Mesela milattan önce 10 bine dayanır. Şimdi milattan önce 10 bine dayanırken bu güncel olarak daha yeni, yeni yeni, now, şu an, today, günümüzde ya da yeniliğinden bahsederse burada bir zamansal zıtlık vardır. İşte X'in geçmişi milattan önce 10 bine dayanmasına rağmen daha yeni keşfedildi diyorsun. Son zamanlarda fark edildi diyorsun. Burada ne yapıyorsun aslında? Bir zamansal zıtlık yapıyorsun. Ya da işte bir tarafta geçmiş diyor, bir tarafta in the past diyor. Bariz bir zamansal vurgu var. Diğer tarafta today günümüzde diyor. Günü geçmiş günümüz zıtlığı yapıyorsun. Ya da bir tarafta it wasn't until that yapısını katıyor. It wasn't until that'i gördüğün anda zaten gözün hep bir zıtlık arasın. It wasn't traceback. Şöyle düzgün yazayım. Onun anlamını konuşurken bir türlü yazamadım. Traceback. Mesela it wasn't until that yapısı. Bunu gördün. Zamansal bir vurgu var. Bir şey olana kadar olmadı diyor. Bir şey oldu ama bir şey olana kadar olmadı. Genelde cümle tamamlamada da bunlar bize işe yarayacak. It wasn't until that'i gördün mü? Önceliğin her zaman ne olsun? Zıtlığa gitmek olsun. Zamansal bir vurgu gördüğün anda önceliğin cümlede ne olsun? Zıtlığa gitmek olsun. Başka. Başka ne görürsem bilinir bilinmezlik zıtlığı var. Şuraya dört diyeyim. Şimdi bir tarafta bilinirlik verecek. Burada da bir zıtlık olacak. Peki bilinmezliği nasıl verebilir bir cümlede? No consensus, bir fikir birliği yok. Consensus fikir birliği demek. There is no consensus, bir fikir birliği yok. İnsanlar cannot agree on, bir şeyin üzerine hemfikir olamıyorlar. Ya da işte insanlar çok az insan farkında, few realize. Çok az insan realize, farkına varıyor. Ya da işte unknown, bilinmiyor. No information, bir bilgi yok. Bunun üzerine. No information. Ya da cannot explain, açıklayamıyorlar. Açıklanamıyor tam olarak exactly. Bunları gördüm. Diğer tarafta dedi ki X, işte there is evidence, bir kanıt vardır. Cümlede evidence kelimesini gördüm. Burada da mesela no evidence diyecek. Kanıt yok diyecek. Burada da kanıt var diyecek. Evidence ne demek? Kanıt demek. Ya da burada diyecek ki X is generally, genellikle şu anlama gelir. Generally yapısını gördün. Often sıklıkla şununla ilişkilendirilir yapılarını gördün. Is linked to, associated with. Bir şeyle ilişkilendirilir. İşte bunları gördüğünde burada bir bilinirlik, bir kanıt veriyor demektir. Associated with. Şimdi bilinir bilinmezlik zıtlığı yapıyorum. Bu araya ne gelecek ya da başa ne gelecek? Bir zıtlık bağlıcı gelecek. Çünkü diyorsun ki yeryüzü üzerinde ya da evrende ne kadar bir gezegen olduğuna dair kesin bir kanıt olmamasına rağmen genellikle şu kadar olduğu tahmin ediliyor. Sıklıkla bu kadar olduğu düşünülüyor. Şuna kanıt vardır diyerek bir bilinir bilinmezlik zıtlığı yapıyorumdur. Beşinci olarak zıtlık yapım nedir? İkinci cümledeki stil yapısı. İkinci cümledeki stil yapısı ama fakat stili değil bak dikkat et bu. Hala anlamındaki zaman zarfı stili. Hala. Hocam ben burada ama fakat yazarken şuraya da stil yazmıştım. Bu ama fakat bağlaçtır. Bağlaç dediğimiz eğer iki cümleyi bağlıyorsa yani özne yüklem stil sonra bir özne yüklem daha geliyorsa bu ama fakat zıtlıktır. Ancak şuna dikkat ediyorum. Özne ile yüklemin içinde bir yerdeyse iki cümleyi bağlamıyorsa bu zaman zarfı olarak ne diye çevrilir? Hala diye çevrilir. I still live in Ankara. Ankara'da yaşıyorum hala.
yaşarım hala şeklinde iki cümleyi bağlamıyorum burada yalnız. Aradaki farkımız nedir? Budur. Tamam. Hocam bazılarından sonra cümle ya da isim geliyor. Yok diliye dese bu ayrımı dikkat edilmemeli, edilmemeli. Cümle alır almaz ayrımı sadece ikili bağlaç sorularında yapılır. Geri kalan bağlaç sorularında cümle alır almaz ayrımına hiçbir şekilde girmemize gerek yok. YouTube derslerinizde yok dilden 66 aldım. Master alırsam YDS kaç olur hocam? Master alırsan o 85'lere çıkar hocam. Yani 90'lara koşarım. Zaten 70 puandasın Merve hocam sen. Yani 90 hedefin olsun YDS'de. Şimdi devamına baktığımızda. Stil hala anlamında. Çakal ÖSYM anladı bunu yaptığımızı. Yani ikinci cümlede for the sake of nasıl çevrilmedi? Sake of uğruna diye çevirir. İkinci cümlede stili gördün. Öncelik ne olsun? Öncelik zıtlıktır. Bak bu cepte. Öncelik zıtlık dikkat. Ama çakal bir soru soruyorsa stilin olduğu yerde bazen neden sonuç da doğru cevap olabilir. Neden sonuç yapısı doğru cevap olabiliyor? Burada cümleye dikkat edeceksiniz. Mesela eğer diyorsam ki insanlar tam olarak nasıl beslenmesi gerektiğini bilmiyorlar. Nokta nokta. Hala fast food'la besleniyorlar. Şimdi ben buraya ama hala fast food'dan mı besleniyorlar? Çünkü hala fast food'dan besleniyorlar dersin. Şimdi nasıl beslenmesi gerektiğini bilmiyor. Fast food'da besleniyor hala. Bu ikisi de olumsuz bir durumdur. İkisi de olumsuz olduğu için buraya zıtlık koyamam. Çünkü hala fast food'la besleniyorlar dersin. Ama şöyle bir şey dersem ki insanlar nasıl beslenmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Ama gün be gün nasıl beslenmeleri gerektiğini öğreniyorlar desem. Ya da gün be gün ya da hala işte öğrenmek üzerine çabalıyorlar desem. Burada ne ararsın? Burada bir zıttık ararsın işte. YDS'den 45-55 bandındayım. Hedefim 65 master'ım yoksa eğer gramer bilgisine hakimsek Bora Hocam kesinlikle master önceliğin olsun. Gramer konu anlatımı orada yapılmayacak çünkü. Ama sıfır temel gramerden alayım dersen depar olur ama 45-55 bandındaysak uygun olan master'dır senin için. Also ya da stil birinci cümlede de olur mu? Birinci cümlede de olabilir. İkinci cümle stili mesela ilk cümlede de görebilirsiniz. Ancak şöyle bir kritik nokta var. Bu verdiğim stil ya da also gibi trik yapılar asla relative clause ya da non clause cümleciklerin içinde olmayacak. Ana cümlede olacak. Yani that'lerin, which'lerin, who'ların içinde olmayacak bu kilitler. Onun dışında altıncı olarak bilgisi nedir? Kümeden tekile zıtlık ya da çoğuldan tekile zıtlık diyebiliriz. Buna ben genelde kümeden tekil diyorum. Şimdi kümeden tekile zıtlık nasıl olur? Kümeden tekile zıtlık da bariz bir şekilde ilk tarafta bir çokluk vurgusu verir. Der ki sayısız kanıt var şuna ama çok az insan diyor ama kimse farkında değil gibi. Şuraya bir sayısız, a number of, çok sayıda, çok sayıda demek. A great deal of, çok büyük miktarda. Deal of çok büyük miktarda demek. A countless sayısız demek. A lot of çok demek. Ya da sayısız derken sayısız aynen. Ya da buraya many birçoğu, most of people insanların çoğu şeklinde. Burada most çok anlamında, en anlamında değil ama dikkat edin. Hocam nasıl en olur bu? Başına the belirteci gelirse, the most dersen endir. Most tek başına çok demektir. Bunun gibi çokluk vurgusu veriyorsa burada, diğer tarafta tak diye only'yi düşürüyorsa sadece yalnızca ilk, firstly ya da işte few çok azı ya da little çok azı gibi vurgular veriyorsan ya da ikinci cümlede bir süperlatif geçişi yapıyorsam, the best, en iyisi, the first, ilki ya da the most, any şeklinde ya da işte just, aynen onlar da bir hafif just only özellikle. Hani sadece şu kadarı vurgusu ve ikinci tarafta bir süperlatif geçişi yapıyorsam, the only, sadece yalnızca gibi burada da bir tekilliğe geçiş yapıyorumdur. Nasıl oluyor hocam o? Diyorum ki gökyüzünde sayısız yıldız olmasına rağmen en güzeli çoban yıldızıdır. Ama sayısız yıldız var ama en güzeli çoban yıldızı diyorum mesela. En diyerek onların içinden tekile çekmedim mi? Çektim. Bir kümeden tak diye tekile çektik mi? Çektik. İşte bu bağlamda ne yaparız? Biz direkt
Zıtlığa gideriz öncelikli olarak. İkinci cümlede süperlatif görürseniz ya da cümlenin içerisinde bir süperlatif görüyorsanız önceliğiniz gene ne olsun? Bir zıtlığa bakmak olmak olsun. Onun dışında aynılık farklılık zıtlığına bayılırız. Aynılık farklılık zıtlığı nasıl oluyor? Ben bunu gözden nasıl kaçırmayayım? Şöyle kaçırmayayım. Şimdi bir cümlede benzerlik verirken diğer cümlede farklılık ya da tam tersi farklılığa benzerlik verebilir. Aynılık farklılık zıttı. Bunları niye veriyorum? Bunlar çok kullandığı zıtlık yapıları. Biz zıtlığı sadece artı eksik gördüğümüz için bunlar hep gözden kaçıyor. Şimdi aynılık noktasında karşına hangi kelimeleri getirir? Same. Aynı, similar. Aynı. Bu çoğu geçer evin hocam. Paylaşmak da bir aynılıktır. Bak, share paylaşırım. Common ortak özellikleri. Bu şekilde bir yapı görüyorsan ya da common ortak yapısını görüyorsan aynılık nedir? All yapısıdır ya da every yapısıdır. Herkes, everybody, herkes diyorsan, all people, herkes diyorsan, bütün insanlar diyorsa hepimiz aynıyızdır. Bütün insanlar sahiptir iki göze. All people have, değil mi? Gibi. Peki farklılığı neyle verirsin? Farklılığı tutar sana differ from der. Farklılaşır birbirinden. Farklılığı tutar sana distinct de verir. Distinct from birbirlerinden ayrılır der. Ya da diversity, çeşitlilik, farklılık. Diversity, various, çeşitli. İlk girişte der ki mesela çok çeşitli kanser türleri vardır. Birbirlerinden farklı olduğunu atıf yapıyor. Aynı özelliği taşırlar, aynı sonuca sebep olurlar gibi bir geçiş yapar. O yüzden çeşitlilik kelimeleri ya da değişkenlik gösterme very fiili ya da range sıralanmak, dizilenmek fiilleri de aslında nedir? Range from to x'den y'ye kadar sıralanır, dizilenir, farklılaşır dersin. Very değişkenlik gösterir dersin. Farklılık kelimesi bir de unique, eşsiz. Biri unikse, tekse dünya üzerinde uniqueness, eşsizlikten bahsediyorsan herkesten farklıdır, tektir. Bu kelimeleri gördüğümüzde aynılık, farklılık, zıtlığına dikkat edebilir miyim? Edebilirim. Sekizinci olarak bana zıtlığı ne şekilde veriyor? Some other, many other yapıları. Şimdi, hocam bir soruda şıklarda hem despite hem de in spite of vardı. Mümkün değil Ceyda hocam. Özgün soruysa olur o. Onu da özgün soruyu yazan hocamız ne kafayla yazdı? Onu sormak lazım. Çünkü in spite of'la despite aynı şey. Acaba despite the fact that falan mı vardı arkada? Yani boşluktan sonra the fact that falan mı vardı? Cümle alır almaz ayrımı mı yapmıştı? Ona bakmak lazım. Şimdi bir de some other, many other. Öznesel zıtlığa dikkat. Şimdi öznesel zıtlık nasıl olur? Öznesel zıtlık şöyle olur. Bir yerde Türkiye'yi görürsün, bir yerde Hindistan'ı görürsün. Bariz bir şekilde. Bir yerde in some region bazı bölgelerde der, diğerinde in the other, diğerlerinde der mesela. Bariz bir öznesel zıtlık gördüğümüzde, X teori, Y teori, X culture, Y culture şeklinde yapıları gördüğümüzde, burada bir öznesel zıtlık var o zaman. Öznesel zıtlıklarda genelde some other, many other ya da the other yapıları çok belirgindir ve %90 doğru cevap whereas while'dır. O olmazsa diğer zıtlıklara giderim. Nasıl? Bazı insanlar şöyle şöyleyken other diğerleri böyle. Ya da many birçoğu böyle böyleyken, birçok insan şöyle şöyle düşünürken, diğerleri some bazıları ya da the other diğerleri şeklinde geçiş yapabilir. Some other, many other yapılarına dikkat edelim. Öznesel zıtlıklarda da bariz bir whereas while önceliğimiz olur. Bu ders YDS ders mi, yok dil ders mi? İkisi için de geçerli. YDS yöktil arasında bir fark yok aslında. Şimdi sorularımıza gidip bakalım. Bu öğrendiklerimizi bir pratiğe dökelim. Hocam şu an 50'deyim. Ne kadar yükseltebilirim sınava kadar? 70'i çok rahat geçersiniz Sultan hocam. Şu an 50'deysen. Şimdi sorularımıza bakacak olursak. Nerede o? Sizin için bugün demo için. Heh, YDS de var demo. Bu sorular çıkmış EYDS soruları her şeyden önce.
YÖK dil içinde geçerli, YDS içinde geçerli, YDT içinde geçerli. Sorunun bir ayrımı olur mu asla? ÖSYM'nin yaptığı hiçbir sorunun ayrımı olmaz. Sadece bizi tabulaştırdığı bir nokta var. Tabulaştırdığı noktada şu şekilde oluyor. Diyorsun ki bu EYDS sorusu çok zordur. Diyorsun ki bu YDT sorusu daha kolaydır. Öyle bir dünya var mı? Öyle bir dünya yok. Bütün sorular aynı mantıkla çok rahatlıkla çözülür mü? Çözülür. Şimdi soruma bakıyorum. Bak. İkinci cümlede olsoyu gördün. Bariz bir olso vermiş bana. Peki ben olsoyu gördüğümde önceliğim neydi? Ya ekleme bağlıcıydı ya da zıtlık bağlıcıydı, değil mi? Bak sadece bu dersi izleyen bir öğrenci soruyu nasıl çözecek? İkinci cümleye baktın, olsayı gördün. Ekleme ya da zıtlıklardan birine git diyor. Peki eklemeler neydi? Hemen şuradan tahtadan bir hatırlayalım. Eklemelerim neredeydi? Şurayı tam bir açayım. Şuradaydı. In addition, as well as, besides, along with, together with ekleme. Yanı sıralar. Diğerlerinin hepsi şu ilk sayfaya yazdıklarım. Hepsi zıtlıklardı. Şimdi şıklara bakıyoruz. By means of aracılığıyla vasıtasıyla ne ekleme ne de zıtlık. Buna bir gönderiyorum. Contrary to aksine zıtlık. Değil mi? Bu aksine zıtlık bir dursun diyorum. Instead of x'in yerine y diye kullandığım, bir nevi contrary to'nun yerine, unlike aksine diye kullandığım, zaten contrary to unlike aynı, instead of'u da bunların yerini kullanabiliyordun. Ne gelmiş buraya? In addition, ek olarak gelmiş. O zaman %90. Doğru cevap Bursa, Ceyhan, Denizli olabilir mi? Bunlar aynı. X'in aksine Y, X'in yerine Y, X'in aksine Y. Bak EYDS sınavında yapılan soru eletiyor. Dan diye gitti. Cevap direkt ne kalır? Edirne kalır. Ek olarak ekleme yaparsın. Diyor ki tıpta onların kullanımına ek olarak antibiyotikler hem de sahip oldular. Önemli bir veterinerlik uygulamalarına ve are use kullanılırlar. As olarak arkada çünkü cümle yok. Hayvan yiyecek eklentisi olarak kullanılır. Teşvik etmek için gelişmeyi nerelerde? Mandıra hayvanlarında. Gördük mü? Bu kadar. Mükemmel bir atlayış oldu. Geldim şuraya. YDS depo eğitim gramer tekrarı içeriyor. Aynen. YDS master içermez hocalığı. İkinci soruya baktık. Zıtlık gördüğüm ne var burada? Ben even doğuyu, ol doğuyu, maçezi şöyle bir maçez, do, ol doğu, even doğu. Bunlar neydi? Rağmen anlamını kullandığım zıtlıklardı. Peki şunların hatırı kalmasın, şunları da yazalım. Tabii ki bir bağlaç konu anlatımı yaptığımda grupta bütün şıklardakilerine hakim olacaksınız. In case görünce ne demek olduğunu, nasıl kullanıldığını, estronizi gördüğünde ne demek olduğunu, nasıl kullanıldığını zaten hakim olacağız. Şimdi in case durumunda bu dersin daha önce hiçbir derse katılmamış, hiç YDS'ye dair bir şey bilmeyen için. As soon as armas. Zaman bağlacım mı? Evet, gelir gelmez, gider gitmez, uyanır uyanmaz. Once'da da eş anlamlı mı? Evet. Kalem niye bu kadar saçma yazıyor? Bir saniye. Ben şuradan bir daha yazayım. Armaz anlamında kullandım. Once'dığında zaman bağlacıyla da eş anlamlı olan bir zaman bağlacım. Before önce diye kullandığım zaman bağlacı. Because da cümle başında için, cümle ortasında çünkü diye kullandığım bir neden sonuç bağlacı. Şimdi ikiye böl. En son virgülle bölmen lazım. İkiye böldüm. İlk cümlede ne görüyorsun? Ben diyorum ki ilk cümlede, aa gördüğüm bir şey var. Şurada bir fiili tut. Taken many form, birçok şekil aldı pizza. Ve is composition, onun oluşumu, onun hazırlama metodu alter, change. Şuraya bir ekleme yapıyoruz. Farklılaşmak, değişmek demek değil midir? İşte bunu gözden kaçırmaman lazım. Bak şimdi şuraya bir ekleme. Farklılık demek change, değişmek demek, değil mi? Many form, birçok şekilde olmak demek. Değişmek, change, convert, değişmek, dönüşmek. Ya da alter, değişmek, dönüşmek, bunlar da benim için bir değişim. Transform, değişim kelimeleridir. Shift, aynen. Şimdi o zaman kökten bir şekilde yıllar boyunca değişti. Birincisi zaten zamansal vurgu var bir. İkincisi değişim var. Benzerlik, farklılık olabilir. Bu soru hangi EYD'se hatırlamıyorum vallahi Elif Hocam. Sonra ben bunları
Normal bağlaç temizliğine çektim. Oradan çektim. Çünkü yılları yazmıyordum. It has usually, o genellikle düz bir ekmek. Yüksek sıcaklıkta pişirilen, vörpü çatmışsın. Düz bir ekmektir. E şimdi ben burada diyorum ki değişti. Genelde budur. Farklılaştı. Genelde budur. Şimdi burada aynılık, farklılık, zıtlığı yapmıyor musun? Değil mi? Aynılık, farklılık, zıtlığı. Onun dışında hadi şöyle bir bak. Yıllar boyunca değişti. Genellikle bu. Zamansal bir zıtlık da verebilirim buraya. O zaman cevabım direkt nedir? Denizli'dir. Pizza çok çeşitli formlar almasına rağmen, yıllar boyunca kökten bir şekilde değişmesine rağmen, o genellikle düz bir ekmektir pişirme. Cevap direkt ne olur? Zıtlık olur. 3'e baktık. 3'te gene ne görüyorsun? Bak gene bir olsa. Bayılıyor, bayılıyor. Aa, bir kanıt kelimesi. Aa, bir olsun. Nereye gidersin öncelikle olarak? Diyor ki kanıt var. İddia eden şunu. Alerjiler are inherit. Kalıtımsaldır. Genetiktir yani. Kanıt var. Kanıt kelimesini görünce zaten bir gözümüz bir zıtlık arası. Onun dışında birçok çalışma hem de şunu gösterdi. Growing up, yetişmek aşırı derecede temiz bir çevrede tetikleyebilir onları, alerjileri. Şimdi ben bunu çevirdiğimde için çünkü düşebilirim. Den dolayı düşebilirim ama düşmemem gerekiyor. Birincisi kalıtımsal oluşu, ikincisi çevresel oluşu. Bak, temiz çevre, sebepsel zıtlık eklemesi yapıyorsun. Şurada bir also var. Önceliğini ya ekleme olacak ya da zıtlık bağlacına gitmek olacak. Şıklara bakalım. By means of aracılığıyla, vasıtasıyla. Bir ekleme zıtlık mı? Değil. Bunu bir gönder. Due to, den dolayı, neden, sonuç. Thanks to, sayesinde, ya da den dolayı diye kullandığım bir neden sonuç. Despite, rağmen, zıtlığım. Similar to, benzer şekilde. Benzetme bağlıcı. Herhangi bir ekleme görebiliyor musunuz şıklarda? Göremiyorum. Burada bir ne var? Zıtlık var. O zaman olsa gördün. Direkt nereye git? Ekleme yoksa. Önceliğin zıtlık olsun. Kanıt olmasına rağmen, alerjilerin kalıtımsal olmasına, kanıt olmasına rağmen birçok çalışma gösterdi. Aşırı derecede temiz çevrede yetişmek de tetikleyebilir, sebep olabilir onlara. İkinci sorunun esesini sildim. Direkt geçtim. Ama buradaki zıtlık ne? Değişti ve genellikle düz oluşuyor. Ekleme olsa ne yapardık? Ekleme olsaydı iki şık ekleme verirdi ya ikisini eletirdi. Ama mesela hocam şurada bir nerede mesela? Şurada şıklara ekleme koyduğumu düşün. Similar to yerine buraya inedi için koyduğumu düşün. In addition to koydum. Şimdi ne yapacağım? Despite zıtlık mı? Despite zıtlık. In addition ekleme paralel yapımı, yani artıya artı, eksiye eksilik mi? Evet. Şimdi burada biz ekleme mi yapıyoruz, acaba bir zıtlık mı yapıyoruz? Şimdi artıya artı, eksiye eksi bir bağlam değil bu. Yani iyi bir şeye ek olarak iyi bir şey ya da kötü bir şeye ek olarak kötü bir şey vermiyor. Burada bana sebepsel zıtlık veriyor gene. Birisi doğal, doğası gereği oluşu, inherit kalıtımsal oluşu, DNA ile ilgili oluşu. Diğeri çevresel sebep vermiş. Yani iki farklı sebep vermiş mi? Vermiş. O yüzden gene eklemeye değil, nereye giderim? Zıtlığa giderim. Yani orada da artılı eksili ya da işte zıtlık bağlamı var mı diye bakarız. Geldim dörde. Şöyle bir bakıyorum. Demiştik ki cümlede bariz bir zamansal vurgu görüyorsanız, özellikle cümle tamamlamada da geçerli bu. It wasn't until yapısını gördün. Hangi bağlaca gidersin? Cümle tamamlamada da, bak dikkat edin, cümle tamamlamada da bana şunu vermeyecek, şu kısmı vermeyecek, şu kısmı eleyeceğiz, şu kısmı verecek. It wasn't until, şuna kadar. Bunu gördüğün anda şıkta önceliğin her zaman zıtlık bağlaçlı cümleler olsun, cümle tamamlamada da. Şimdi it wasn't until'i gördüm, zamansal bir vurgu söz konusu. Benim önceliğim ne olur? Benim önceliğim even though zıtlık olur. Peki hocam now that ne demekti? İçin çünkü den dolayı. Just as ne demek? İken değil asla sakın. Tıpkı nokta nokta gibi. Benzetme bağlıcıdır.
Once when dığında ya da as soon as armaz bağlıcıdır zaman bağlıcı. Bir kazı için çünkü ki zaten biz genellikle için çünküleri birbirleriyle eleriz. Now that given that seeing that because since bunlar birbirlerini elerler genelde. Diğer şıklara bakır sadece bir tek bir YDS sorusunda el etmedi. Geri kalan %99,9'unda eler zaten. Şimdi sorumuza baktım. Diyor ki İlk cümleye bak. Diyor ki Galile did yaptı. An excellent muhteşem bir iş çıkardı. Tanımlamanın için çıkardı. Effect of gravity on object honored. Yeryüzü üzerinde objelerin üzerindeki yer çekiminin etkisini tanımlamanın muhteşem bir işini çıkardı. Galile bunu yaptı. Artıyı koydu. Sonra it wasn't until that. Gözün direkt that ağrısın. It wasn't until that nasıl çevrilir? Şöyle çevrilir hocam. It wasn't diyeyim. Until 2015 that I start to work. Şimdi böyle bir cümle gördüm. Nasıl çevireceksin? 2015'e kadar ben çalıştığım 2015'e kadar olmadı falan. Böyle bir çeviri olabilir mi? Olmaz. Diyor ki bana it wasn't until that kalıbı. Şunu ara. Şimdi buradaki not var ya. Buradaki not'ı al. Şu that'in içine ekle. Bu not buraya atıf yapıyor. Sen sadece şu 2015'e kadarı çevir diyor. 2015'e kadar ben start başladım mı başlamadım mı? Başlamadım çalışmaya. Çeviri bu oluyor bak. Aynı mantık burada da geçerli. It wasn't until gördüğün an gözün dete arasın diyor. Arada tamam. Peki it wasn't'ın şu not'ı şuraya gelmiyor mu? Aslında bu wasn't understood. Anlaşılmadı. Ne zamana kadar? Newton problemi çalışana kadar anlaşılmadı. Just how, nasıl evrensel yer çekiminin nasıl oldu anlaşılmadı. Şimdi burası eksi, burası artı. Bariz bir it wasn't until that var. Cevap direkt even though olmaz mı? Bariz Ceyhan olur. Galile muhteşem bir iş çıkarmasına rağmen Newton problemi çalışana kadar nasıl evrensel yer çekiminin nasıl olduğu anlaşılmadı diyor. Ve it wasn't until that'in çevresinde bu bahaneyle öğrenmiş olduk. Ve şimdi sorumuza bakıyoruz. Şimdi soru kalıbında ne görüyoruz? Not'ı that'ten sonra aynen. Not'ı that'in içine koyarak çeviriyoruz. Anlaştık? It wasn't until that arayın her zaman. O that'i görüp içerideki cümleye bu not'ı ekleyin. Rica ederim. Geldim 5'e. Ne görüyorum? A'dır. İkinci cümlede A'dır'ı gördüm. İkinci cümlede A'dır varsa zaten %90 doğru cevap ve rezvaliken zıtlıktır. O yoksa bir zıtlık olacaktır. Şimdi bak dikkat burada diyor ki belirli tür mantar has been used kullanıldı throughout history tarih boyunca for ne için? Çeşitli faydalı amaçlar için. Şimdi birincisi artı zaten ikincisi belirli türler. Diğerine baktım. Diğerleri, diğer tür mantarlar bulundular içerdiği tehlikeli toksinler. Burası da eksi. Hadi onu görme. Belirli A'dır. Some A'dır. Many A'dır diye geçiş yapıyorum. Birisi tehlikeli, birisi faydalı. Cevap direkt oldu o değil mi? Rağmen zıtlık olur. İşaretler geçeriz. Altıya baktım. Bak gene some many. Bilerek peş peşe koyuyorum ki mantığı otursun. Some many yapısı. Ve şunlardan da bahsedeyim. Once when dığında zaman bağlacımdı. Ama once'ın armaz diye de çevirebilirim çeviri sorularında. O yüzden once'ı gördüğünüzde gözünüzde bir as soon as canlansın. Diğer taraftan da when dığında canlansın. Since için çünkü neden sonuç bağlacımdı. Bir zamanlar anlamında zaman zarfı olarak kullanılır. Bağlaç sorusunda bir zamanlar olarak gelmez. Ya dığında ya da armazdır. Eğer bir tane sorusu çözüyorsak, özne ile yüklemin arasındaysa gene bu once tıpkı still gibi. O zaman bir zamanlar net past perfect'in anahtar kelimesi olur. Once after diye çevrilir mi? Çevrilebilir. Ama hani kesin kanıt kesinlikle çeviririz diyebileceğim bir noktada değil ama sonrasında diye de çevrildiği oluyor.
Sonra provided debt ne demekti? Şartıyla, koşuluyla only when sadece nokta nokta olduğunda. Sadece nokta nokta olduğunda. Hazır gelmişken şöyle ufak bir bilgi daha vereyim. Only ne demek tek başına? Sadece yalnızca demek, değil mi? Sadece yalnızca. One kısmı dediğim gibi ya armaz ya da dığında diye çevrilir. Only bir bağlaç eğer only ile no ile neither ile not ile hardly ile hardly neredeyse hiç demek. Scarcely neredeyse hiç demek. Barely neredeyse hiç demek. Bir bağlaç bunlardan oluşuyorsa. Şimdi only when, only if gibi, no sooner than, neither nor gibi, not only but also gibi, hardly when, scarcely when, barely when bağlaçlarını düşünün. Şimdi bir bağlaç bunlarla oluşuyorsa bunlar kelime anlamı olarak kötü. Yani only neredeyse hiç tek, no hiç demek, neither ikisi de değil demek, hardly neredeyse hiç demek. Yani olumsuz kelimeler, balık baştan kokacak. Cümle başına gelirse bu bağlaçlarla oluşmuş bir bağlaç, yapı devrik olur. Bunlar cümle başında devrik yapı oluşturur. Şimdi cümle başında devrik yapı ne demek ve devriklik nasıl olur? Yardımcı fiille özne yer değiştirecek. Yardımcı fiil ne hocam? Şurada have been used. Kullanıldı. Have been benim yardımcı fiilim mi? Evet. Bu have been alıp başa düştüğünü düşün. Ya da ben mesela burada kullanılır dediğimi düşün. Is used dediğimi düşün. Bu izin başa gittiğini görmem gerekiyor. Öznenin önüne gelecek. Ya da mesela was used kullanıldığı gördüğünde bu was'ın öznenin başına geçtiğini görmen lazım. Yani balık baştan kokuyor, işler değişiyor. Do başta, did başta, does başta, was başta, is başta, have been başta, have başta, will başta, can başta. Yani böyle sanki soru cümlesiymiş gibi olan ama soru cümlesi olmayan yapılardır bu değil. Birlikler. Şıklarda bu tür yapılar görürseniz mesela only when sadece nokta nokta olduğunda diye çevrilir. Bunu cümlenin başına koysam ya burası ya burası devrik olacak. Ama her şey yerli yerinde. Özne yüklem yerli yerinde. Direkt şıktan zaten eler misin? Elersin gibi. Mesela burada da only if. Only if eşittir if'tir. Bir eğer koşul bağlıcıdır. Ama only if cümlenin başına geldiğinde İkinci cümleyi devrik yapar. Sadece ikinci cümle devrilir. Şimdi hemen ikinci cümleye bak. Birçoğu can be prevented demiş. Özne yüklem yerli yerinde. Can başta mı? Devriklik var mı? Can many be prevented gibi bir çekim olmuş mu? Olmuş. O zaman %90 only feleniyor. Gidiyor. Peki gene baktığında some many yapısı görüyorum. Bazı spor yaralanmaları. Many birçoğu. Yok, beşinci son cevabı only when değil. Onu orada only ile alakalı başlayan yapılar cümle başına geldiğinde nasıl oluşur diye örnek vermek için yaptım. Veririm Elif hocam. Şimdi altıncı soruya baktık. Altıncı soruda ne görüyorsun? Some many görüyorum. %90 cevap ne? Bazı spor yaralanmaları. Okuma many birçoğu. Zaten şunu öznesi olarak gördüğün anda ne çanları çalıyor? Zıtlık çanları çalıyor. Bir bakalım bir de içeriye. Şimdi açıkça unavoidable. Avoid ne demek? Kaçınmak. Able kaçınılabilir. Un olursa kaçınılmaz. Şimdi açıkça kaçınılmaz kazalar. Engelleyemezsin diyor. Birçoğu prevent, engellenebilir. Biri engellenemez, biri engellenebilir. Burada kesinlikle bir zıtlık vardır. O zaman doğru cevabım direkt ne olur? While whereas. Çeviremedim ben hocam. Some many yapısını gördüm. Önceliğim gene zıtlığa verdim. Verdim. Tamam. Diyor ki bazı spor yaralanmaları açıkça kaçınılmaz kazalarken birçoğu engellenebilir. By taking alarak basit precaution önlemler egzersize başlamadan önce. Just as'in iken anlamı var ama just as iken benzerliktir. Fiilsel benzerlik ister. Just as tıpkı nokta nokta gibi derken burada eylemleri benzetmemiz lazım. Yani burada kaçınılmaz olması, engellenebilir olması bir zıtlık veriyor. İkisi de engellenebilir olsaydı o zaman tıpkıya gidebilirdi. Geldim 7'ye. Ne görüyorsunuz? Allah Allah bir stil. İki differentiated. Üç farklılık falan.
Ne görüyorum? İkinci cümlede bir stil var. Cevap ya zıtlıktır zaten ki %90 zıtlıktır. Çakal soru soruyorsa da neden sonuç olabilir? Bir bakacağız. Şimdi zıtlık bildiğim olduğu rağmen var. Anlısı ne demek? If not, eğer olmazsa, must demezse koşuldur. Whenever, her ne zaman diye kullandığım zaman bağlacım. Because, için çünkü diye kullandığım bir neden sonuç. Until, e kadar diye kullandığım bir zaman bağlacı. It wasn't until ile alakalı bir cümle daha yazacağım, merak etmeyin. The other genelde while whereas oluyor. Genelde evet okuyacağım. Şimdi diyor ki erkek ve kadınların rolleri have become less sharply differentiated. Daha az bir şekilde differentiate, farklılaşıyor. Bazı toplumlarda, in some society, then they were in the past, geçmişte olduğundan. Zaten şimdi bak, şöyle tutacak olursam, daha az farklılaşmak ne demektir? Less different diyorsam, daha az farklı diyorsam, yani birbirlerine benzer demiyor muyum? Benzer diyorumdur. Bu bir. İkincisi, they are still very important. Onlar hala önemli bir eşitsizlik ve farklılığın kaynağı. Eşitsizlik, eşit olmama, aynı olmama. Bak, aynı değil. Burada daha az farklı, yani aynılar, değil mi? Burada da aynı değiller, farklılar diyorsun. Bir de bariz bir ne vermişsin? Stil vermişsin. Neye git diyor bana? Zıtlığa git diyor. Bir yandan da geçmiş günümüz olarak düşünebiliriz. Ama orada geçmiş, hani geçmişte olduğundan diyerek kendi cümle içerisinde zaten hani past present'lık compare vererek vermiş. More than less than'le vermiş. O ilk cümle olduğu için hani o bana kesinlikle zamansal zıtlık verir diyemem. Şu virgülle iki cümleyi bölmemiz gerekiyor çünkü. Anlaştık. Geldim 8'e. İşte bu. İşte bu. Bağırıyor. Şöyle bir baktım. Geçmişteyi gördüm. Şöyle bir baktım. Now'ı gördüm. Cevap direkt ne olur? Zamansal bir zıtlık var cümlede. Zamansal bir zıtlık varsa eğer, doğru cevabın direkt ne olur? Çünkü birinci cümle burası, ikinci cümle burası. Doğru cevabın direkt zıtlık olması lazım. Whereas, while olur, but olur, yet olur, although, even de olur. Hepsi olur. Diyor ki objelerin sırası dizide. That deyip açmış. Nasıl objeler? Sanat tarihçilerinin study, çalıştığı objeler. Sürekli olarak expanding, genişliyor, büyüyor, artıyor. Ve şu an içerir bilgisayar temelli görüntüleri de içeriyor. Sanat tarihçilerinin kullandığı objeler. Tamam. Geçmişte hemen hemen nothing, hiçbir şey, produce, üretilen verb'ü çatmış. Bir machine, cihaz kullanarak üretilen İnternetim gitti geldim. Şu an buradayım.
Nasıl kalp krizi geçirdim geldim? Nasıl kalp krizi geçirdim? Şu an sesle görüntüde bir sorun var mı? Var mıdır sesimde görüntümde bir sorun? Yok değil mi? Süper. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gayet güzel. Hoş buldum efendim. Şimdi en son nerede kaldım? Dedim ki in case durumunda ihtimaline karşı diye kullandığımız aslında bir koşul bağlacı. Koşullarda sadece otherwise'da tense uyumu aranmaz. Sadece otherwise'da tense uyumu aranmıyor aksi takdirde de. Onun dışında bütün koşul bağlaçlarında tense uyumu şartı var. Hocam tense uyumu ne? Ben onu hiç duymadım. Tensleri gösterdikten sonra buna da hakim olacaksın zaten. Diyor ki tense uyumu. Eğer bir cümleyi past kullandıysan diğer cümleyi de past kullanman gerekiyor. O bir cümleyi present ya da future kullanamazsın diyor. Would yapısı neydi? Would have worked. Her zaman past bir yapıydı. Ama now şu an içerir diyerek simple present vermiş mesela. Tense uyumlu mu? Değil. O zaman ben burada in case'i kullanamam. Aynı mantıkla unless, if not, eğer olmazsa diye kullandığım bir koşul bağlıcıdır. Koşulda otherwise hariç, otherwise istisna. Diğer bağlaçlarla tense uyumu şartım var. Bu da gitti. As if as though sadece YDS tarihinde 2013'tü yanlış hatırlamıyorsam bir kere doğru cevap olarak gelmiş bir bağlaçtır. YDS'de mış gibi anlamında kullanılarak öncesinde bazı fiiller ararız. Look, appear, seem gibi. Mış gibi gözükmek, mış gibi davranmakmış gibi hissetmek. Bu tür fiiller ararız ama öncesinde öyle bir fiil yok deyip silersin. Elinde bir kağıt çünkü veres iken zıtlık kalır. Ama bariz bir zamansal vurgu var. Onu gördüğün anda nereyi işaretlersin? Edirne'yi işaretler geçersin. Tamam. 7 ile ilgili SS alamıyoruz gene. Gene silmişim çünkü. Ama ikinci cümlede stil varsa önceliğimiz her zaman ne olsun demiştik. Oldu o olsun. Eğer zorlayan bir soruysa için çünkü de dikkat etmemiz gerekiyor demiştik. Şimdi it wasn't until that kalıbıyla alakalı tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. It wasn't until bir şey veriyor arkaya, bir cümle verebilir, fark etmez. Ben buraya bir tarih veriyorum mesela. 1995. That. Şimdi hocalarım it wasn't until that yapısını çevirirken kesinlikle buradaki not'ı içerideki cümleye ekliyoruz. Not buraya geliyor. Ben sadece until'in arkasındakini çeviriyorum. 1995'e kadar. Sadece bunu çeviriyorum bak. 1995'e kadar ben işte my family benim ailem ne yapmadı mesela? Move to Ankara diyorum. Şimdi bunu gördüğünüz anda benim ailem taşındı Ankara'ya 1995'e kadar değil. Böyle bir çeviri olabilir mi? Olamaz. Diyor ki asıl çeviri 1995'e kadar benim ailem not buraya geliyorsa bu cümleyi nasıl çevir diyor? Şöyle çevir diyor. Benim ailem not move taşınmadı yap diyor. Fiili olumsuzlaştır diyor. Benim ailem Ankara'ya taşınmadı diye çeviriyorum. Tamam. Ailem Ankara'ya taşınmadı. Mantık bu. Tıpkı şu soruda olduğu gibi bir daha gideyim oraya tekrar edelim. Bakalım hemen. Ne demişti? It wasn't until Newton didn't move oluyor. Aynen. Şuraya dikkat et diyor. It wasn't until that'i tut. That'ten sonraki cümleye bu not'ı ekle diyor. Bu not'ın senin burada çevirmenin hiçbir mantığı yok diyor. Mesela it wasn't until olmadı. Newton problemi çalışana kadar şu olmadı diye aslında çeviriyor. Anlaşılmadı diye çeviriyorum ben orada. Ama bunu çevirirken gözden kaçırabilirsiniz. Kestirme yöntem al bu notu buraya at. Wasn't understood diye çevir. Sadece until'in arkasını birleştir. Newton problemi çalışana kadar evrenin nasıl yer çekimi olduğu anlaşılmadı. Tamam? Anlaştık mı? İşte gösterdiğim gibi bak. Tek bir derste 40 dakika ile bile ikinci cümlede also varsa ya zıtlık ya paralel yapıya gidiyorum. Bunların hepsi zıtlıksa bana bir tek ne kalır? Paralel kalır. Bir cümlede eğer ki değişim, dönüşüm, aynılık varsa orada ne vardır? Aynılık, farklılık, zıtlığı vardır.
Onun dışında aynı şekilde bir cümlede gene also varsa ikinci cümlede önceliğim tıklık ve ekleme tek şıklık olduğu için despite oluyor. Onun dışında şurada zaten it wasn't until that bariz bir zamansal kavram. Direkt zıtlar diyoruz. Some other, many other yapılarını gördüğün anda önceliğin ne olsun diyorum. Önceliğin gene zıtlık olsun. Onun dışında cümlenin içerisinde aynılık farklılık gördüğün anda ve stil gördüğün anda gene nereye git diyorum? Zıtlığa git diyorum. Ve burada da bariz bir zamansal vurgu varsa gene basit düşün. Zıtlığa git diyoruz. Mantık bu kadar basit. Bir 40 dakikada bunu öğrendiysen 2 ayda neler neler öğrenirsin. Onu düşün. YDS'de para kaçırma, sıfır temel dahi olsak biz bu sınavdan istediğimiz puanı alabilir miyiz? Çok rahatlıkla alabiliriz. Yeter ki nereye bakman gerektiğini bil, neyi bilmen gerektiğini bil. Gereksiz bilgilerle, gereksiz yoğunluklarla kafanı karıştırma. Eksiğin neredeyse oraya asıl odaklan. Ondan sonra gir sınavına, al puanını, geç hocam. YDS'de par yoktu sınav için de etkili olur mu? Olur hocalarım. Olur. YDT Depar şöyle etkili olur. İçerikteki offline videolarda eksik olduğunuz noktalardaki soruların çözümlerini izlemeye başlarsanız eğer önden bir şekilde bir tık daha fazla efor sarf edersiniz. Çok da faydalı olacaktır. Tamam. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi biz 24 Ocak'ta başlıyoruz. YDS sınavına kadar kaldığımız yerden tüm hızımıza devam edeceğiz. Kelime çalışmalarımız da aynı şekilde içeride olacak. Yani ayrıntılı olarak 4 saat pazar günleri ayrıntılı ayrıntılı kelime soru çözümleri, eş anlamlı kelimeler, onların üzerine yoğunlaştığımız prep kullanımları, işte bağlaç kullanımları, sırf çeviri kelime dersi yapacağım bir ders olacak. Kendi dersimizin, 3 günlük dersimizin dışında. O yüzden mümkün mertebe lütfen kaçırmayın derim. Zamanınızı kaybetmeyin derim. Ve kendinizi dış etkilerden kapatın yapamazsın diyenleri utandırın derim hocalarım. Çok konuşurlar o dış etkiler yapamazsın bu kadar sürede işte EDS mi alınır şey yok dilden puan mı alınır falan filan diye. O dış etkilerden uzak durun kulağınızı kapatın hedefinize olduğunuz gibi ilerleyin hocalarım. Şimdi kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Önümüzdeki cumartesi günü de YDS Master'ın demo dersini yapacağım. Master'ım önerirsiniz. Arada EYDS de var. Hocam 50 aldıysak Master öneriyorum. 50'nin altındakiler yani 56'da değil de 40-45 aralığında. 40'tan sonra düşük olanlar sıfır temelde para alsın. 45-50-50 üzeri master alsın hocalarım. Tamam. Yani gramerle işim yok. Gramer konu anlatımını biliyorum. Eksiklerimi de ben offline'dan hallederim diyenler için master. Ama benim sıfırdan bir temel almam lazım. Ben daha sınava hiç girmedim diyenler için de kesinlikle YDS Depar grubu. Kendinize şimdi çok çok iyi bakıyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Ede Hoca YDS Instagram hesabını takipte kalmayı ihmal etmeyin hocalarım. Kendinize çok iyi bakın. EYDS peki? EYDS'de maalesef çok yoğun gruplar olduğu için ayrıyetten kamp yapamıyoruz ama bir önceki kampların offline videolarını sınav kampı ile iletişime geçerek alabilirsiniz hocalarım. O kamplarda da full çıkmış EYDS'ler üzerine yoğunlaşmıştık. Oradan hakim olabilirsiniz. Ocak'ta EYDS girecek olan hocalarım. EYDS için çalışanlar eğer gramer noktasında sıkıntı yaşamıyorsa gene master grubuna dahil olabilirler. Sonraki EYDS'ler için. Ama dediğim gibi offline olarak kamplara da erişebilirsiniz. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Tamamdır Aynur Hocam aklımda bakacağım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki derslerde tekrardan görüşmek üzere. Her güne bir yeni çeviri videolarını izlemeyi ihmal etmeyin. Yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Beğenmeyi de ihmal etmeyin hocalar. Büyütelim şu kanalı biraz. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.